Efendim bir sonraki mesajımız vaktimiz de dolmak üzere. Ebrar Hanım'ın mesajı şöyle sormuş. Hocam sizi ilgiyle takip ediyorum. Benim 2,5 yaşında bir kızım ve 16 aylık bir oğlum var. Araları 15 ay. Daha diğerinden bir şey anlamadan bir sonraki misafirimiz geldi evimize. Kızım sürekli kardeşini kıskanıyor. Hiçbir oyuncağını vermiyor. Bazen itiyor, vuruyor, hatta ısırıyor. Bu durum karşısında ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Bazen çok büyük tepkiler veriyorum. Biliyorum kızım da bundan çok etkileniyor. O an ona daha fazla kızmamak için odasına gitmesini istiyorum. Ama özür dilerim, bir daha yapmayacağım diyor bana. Ama maalesef sonra yine yapıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Keşke sizlere ulaşma ve devamlı yardım alma imkanımız olsa. Ne olur bana yardımcı olun. Çocuklarımı korku, bağırış, çığırışlarla büyütmek istemiyorum. Emanetlerime kıyamıyorum ama günün yorgunluğunda öfkeme yenik düşüyorum demiş Ebrar Hanım. Ebrar Hanım, yani 15 aylık arayla iki tane çocuk sahibisiniz ve hemen şunu kabul edin, işiniz zor. Yani başlangıçta işiniz zor. Ama eğer bu zorluğu biraz sabır ve sükunet içerisinde atlatırsanız inşallah yarın iki tane fıstık gibi, lokum gibi çocuklarınız olacak. Şimdi size söylediklerimi lütfen iyi takip etmeye çalışın. Kızınız 2,5 yaşındaki çocuk normalde, yani kardeşi olsun ya da olmasın, bir benlik dönemi yaşıyordur. Yani her şeye sahip çıkar. Kendisine ait olmayan şeylerin kendisine ait olduğunu zanneder. Anneye tepkili olabilir, babaya hayır diyebilir, kendi istekleri yerine gelmiyor diye hırçınlık yapabilir. Yani bunu, kardeşi olmasa da zaten kızınızın bu devresinin böyle olduğunu bilin. Bir bu. İkincisi, kızınızla işbirliği yapmaya çalışın. Yani küçük oğlunuzu koruyayım derken aslında farkına varmadan büyüğü eziyorsunuz şu mesajın içerisinde okuduğum kadarıyla. Bakın, kardeşini itiyor, vuruyor, ısırıyor. Bu durum karşısında ben ne yapacağımı bilemiyorum. Büyük tepkiler veriyorum ve odaya git diye kızıyorum diyorsunuz ya. Sizin o kızışınız bir sonraki sefere dişlerini sıkmış olarak kardeşine, o çocuğun tepkisi olarak geriye döner. Yani siz sakın ola ki büyük ablaya karşı tepkisel davranmayın ama işbirliği yapmaya çalışın. Onunla böyle birazcık daha yakınlaşmaya çalışın. Kızım, kardeşin ağlıyor yine içeride. Of, içeride ağlıyor. Ben birazcık yoruldum. İstersen sen bir git yanına, bir bak bakalım bir. Ağzında işte emziği mi düşmüş? Acaba ne olmuş? Bir bak bakalım diyerek kızınızla işbirliği yapmaya çalışın. Yani bir anne kız, İki arkadaş, iki dost, iki anne kardeş, anne arkadaş dostluğu içerisinde. Yeni evlerinde bir tane de bebekleri var. 16 aylık bir de oğlan bebek var evde. İkisi birlikte bu oğlanla efendim işleri halletmeye çalışıyor şekliyle mantığınızı ayarlamaya çalışın ki çocuğunuz da bu işin içerisinde yıpranmadan çıksın. Genellikle küçük çocuğu koruyayım derken anneler büyük çocuklarını eziyorlar. Aman dikkat edin, sizin satırlarınızın arasında bunu görüyorum ben. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk" deyip geçmeyin diye seslenin.